Güneş sisteminin en hızlı asteroidi sizce ne kadar hızlı gidiyordur? Amerikalı araştırmacılar, kurşunu bile eritecek sıcaklığa sahip olduğunu söylüyor. Güneş sisteminin en hızlı asteroidi bulundu. 2021 PH27 adı verilen asteroit, küçük boyutuna kıyasla bir hayli hızlı gidiyor. Güneş'e yakın bir yörüngede olmasıyla şaşırtan asteroit, kurşunu bile eritecek sıcaklıkta ilerliyor. Carnegie Bilim Enstitüsü'nde görevli bir bilim insanı olan, Scott Shepard liderliğindeki araştırma ekibi, Güneş sisteminin en hızlı yörüngesinde olan asteroidi keşfetti. Sadece 1 kilometre çapında olan ve 2021 PH27 olarak adlandırılan minik uzay kayası, Güneş'in çevresini yalnızca 113 dünya gününde dolaşıyor. Eliptik yörüngesi Güneş'in 12.4 milyon mil yakınından geçmesine rağmen, Merkür'e hiçbir zaman 29 milyon milden fazla yaklaşmasa da, Güneş'i sadece 88 günde çevreleyen Merkür hariç, bilinen herhangi bir gök cismi için, en kısa yörünge periyoduna sahip. Keşif, Güneş sistemindeki buna benzer birçok asteroit, nereden geldiklerine ve katı kayadan mı yoksa, sadece moloz yığınlarından mı yapıldığına ışık tutabilir. Araştırmacılar, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağında doğmuş olabileceğini öne sürüyor. İç gezegenlerden gelen yer çekimi, zamanla onu Güneş'e doğru itmiş olabilir. 2021 PH27 Güneş'e çok yakın olduğundan dolayı yüzeyi, kurşunu eritecek kadar sıcak olan, 482 santigrat dereceyi buluyor. Asteroit muhtemelen Dünya'ya daha da yaklaşmaya ve sonunda, ya Güneş tarafından emilmeye ya da birkaç milyon yıl içinde, Merkür veya Venüs ile çarpışmaya mahkumdur. Shepard yaptığı açıklamada, asteroitlerin Dünya'nın içindeki ve Venüs'ün dışına kıyasla oranı, bize bu nesnelerin gücü ve yapısı hakkında fikir verecektir dedi. Bu açıklama, Dünya'yı gelecekteki bir asteroit çarpışmasından koruma şansına sahip olmak istiyorsak, bir hayli önemli. Şu anda 2021 PH27 Güneş'in arkasına saklanıyor, ancak önümüzdeki yılın başlarında araştırmacılar, hız delisi asteroide bir kez daha göz atmayı umuyorlar. Osiris-Rex uzay aracı, bu yılın başlarında ayrılmadan önce, Bennu asteroidine yakın 2 yıl geçirdi ve şimdi araştırmacılar, 500 metre genişliğindeki asteroidin gelecekte, Dünya ile çarpışma ihtimalinin düşük olduğunu tahmin ediyor. NASA araştırmacıları, asteroidin yörüngesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, keşif gezisinden elde edilen verileri kullanarak, gelecekteki konumları tahmin etti. Asteroid 2135'te Dünya'ya çok yaklaşacak olsa da, bizim için tehlike oluşturmayacak. Bununla birlikte 2300 yılında ise, asteroidin gezegene çarpma olasılığı 1.1750'de 1'dir.